Hayatım merhaba, benim ne haber? İyiyim canım, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz de. Ya demin Yavuz'la birlikte Avni Bey'i konuşuyorduk da aklımıza takıldı. Suzan Hanım bugün nasıl görünüyor? En son gördüğünüz gibi işte. Hadi ya. Vallahi ölürüm ya. Gene aynıymış. Deme ya. Yazık kadına be. Aşk olsun Sadık. Hani kadına eğlence yaptınız kendinize, bir de gülüyorsunuz orada. Ne kadar ayıp. Affedersin hayatım, haklısın haklısın. Neyse ben sadece hani yani ona o kadar anlattım. İğmeyde böyle bir tezahürden böyle şeylerin gelebileceğini ama ne diyeyim yani işte Avni Bey'i affeder sandım ama olmadı. Neyse bak en iyisi sen ne yap biliyor musun? Ona söyle bir e-mail adresi al. Ve e-mail bilgilerinde kadın olduğundan ve yaşından bahsetsin, tamam mı? Birkaç gün sonra e-mailini açtığında o gelecek olan e-maillerde bir takım resimler görecektir ve anlayacaktır yani bunu e-mail tüccarlarının yaptığını. Hayatım ya şu anda ne söylesem anlayacak halde değil. Olaya kilitlenmiş durumda. Ya bence onu sakinleşene kadar kendi haline bırakmak daha iyi olur. Doğru tabii canım, yani senin arkadaşın, hepimizden daha iyi tanıyorsunuz. Ya ben sadece hani yardımcı olmaya çalışıyorum. Şekerim yani ne bileyim, çünkü kocası işe geldiğim saatten çıkana kadar zırt pırt beni arıyor ağlıyor. Anlıyorum canım, yani bütün gün Avni Bey'i dinlemek de çok kolay bir şey değil ama geçici bir durum işte, idare edeceksin. Sadıkçığım bir müşteri geldi, hemen kapatmam lazım. Tamam canım, tamam. Hoşça kal. Ben sizi şöyle alayım, buyurun. Ne arzu ederdiniz? Bir alayım. Kafemizde alkollü içecek servisimiz yok. O zaman Türk kahvesi alayım, orta. Hemen getiriyorum kahvenizi. Yavuz. Bak şaka bir yana ama en çok neye üzülüyorum biliyor musun? Yani birileri kocası internette açık saçık resimlere baktı diye sırf inadından kendini bu şekle soktuğunu bilemeyecek ve arkasından demedik laf bırakmayacak ya ve kadıncağız üzülecek. Hele bir şey desin. Vallahi Suzan Hanım parçalar onu diyeni. Ya artık tarzını biliyoruz değil mi Suzan Hanım'ın Sadık? Efendim? Avni Bey arıyor Sadık Bey. Bir dakika bekle. Yavuz. Arayan Avni Bey, tamam mı? Bu seferlik sen konuşabilir misin? Yani çalışamıyorum, işlerimi bitiremiyorum. Adam akşama kadar konuşuyor. Peki, tamam. Söyle bana bağlasın. Sağ ol bacanak. Yavuz'a bağlayayım. Sadık Bey meşgul. Yavuz Bey'e bağlı. Öyle mi? Tamam, Yavuz Bey de olur. Teşekkür ederim. Buyurun Avni Bey. Sizi dinliyorum. Ya özür dilerim. Zırt pırt arıyorum böyle. Sizi de rahatsız ediyorum ama ben çaresiz kaldım. Yani ne olur bana bir akıl verin. Kafayı yiyeceğim. Yani karım var ya, karım benim kafamı yedirecek. Yani çıldıracağım, ne olur. Öyle şeyler yapıyor ki ne yapacağımı şaşırdım. Kış kıyamet gününde öyle kıyafetlerle dışarı çıkıyor ki. Ya Sadık. Her şeyi baştan anlatıyor bu. Bak söylemesi ayıp ama bence sen bu telefonu oraya koy. Nasıl olsa akşama kadar konuşacak. Vallahi Avni Bey ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya yapma diyorum, etme diyorum, dinletemiyorum. Yani ben yapmadım, etmedim diyorum, inandıramıyorum. Çıldıracağım yani, çıldıracağım. Hay şu internete girmez olaydım. Hay şu e-mail adresini almaz olaydım. Hay şu önüne gelen postaları açmaz olaydım. Ben mi üzerime alınıyorum yoksa şuradaki adam bana mı bakıyor? Bakıyor hayatım, bakıyor ama sen ona boş ver, görmezden gel. Aldırma canım, zaten ben ilgileniyorum olmasaydı.
Ne münasebet ayol? Hiç kimse bana böyle yan gözle bakamaz. Uyarım, çekil acık. Aa Suzancığım, dur şimdi bir tatsızlık çıkmasın. Zaten o kahvesini içsin, gider. Yok ya, ben böyle adamlara pavuç bırakacak kadınlardan değilim. Beyefendi, siz beni birine mi benzettiniz acaba? Vallahi daha önce gördüğüm hiçbir kadın bu kadar güzel değildi. Bu iltifatınıza karşılık teşekkür etmemle yetinip gidersiniz inşallah. Buyurmaz mısınız? Baş başa bir şeyler içelim benden. Pardon. Aa, beyefendi kendinize gelin. Burası üniversite gençlikçi bir kafe. Pavyon değil. Siz beni ne sandınız? Haşa. Kim söyledi? Bana baksana sen. Gündüz vakti belanı mı arıyorsun ha? Bana kalırsa belanızı siz arıyorsunuz galiba. Hele de gündüz vakti bir kafede bu kıyafette filan. Hop hop. Ayıp oluyor ama. Sen de kimsin? Ferhat, iş arkadaşım. Sakin ol canım. Ben bu adama tek başına yeterim. Beyefendi, basın gidin rezalet çıkmasın. Rezalet çıkarım. Daha hoşuma gider. Sen var ya, öldün. Aa, sen öldün. Kızancığım, gel hayatım, beraber çıkalım bir hava alalım. Hava mama alamam Betüş. Ben bu adamı gebertmeden hava mama alamam. Seni parçalarım. Parçalarım seni. Bana bak! Kalk, kalk. Seninle işim var, kalk. Kalk. Bak bir daha anlatmayacağım, o yüzden çok iyi dinle, tamam mı? Bu kadın hanım çok iyi bir kadındır, ayrıca evlidir. Tamam mı? Ailevi sorunlar yaşadığı için şu an psikolojisi bozuk. O yüzden de olmadığı biri gibi davranıyor. Tamam mı canım? Anlaşıldı mı buraya kadar? Heh. Ayrıca daha uzun yaşamak istiyorsan bir daha sakın bu kafede hiçbir kadınla böyle konuşma. Tamam? Heh. Ayrıca şimdi özür dileyeceksin. Çabuk! Affedersiniz. Ha, ben şu çöpü atıp geliyorum. Bir daha sakın buraya gelmeyin. Yürü! Canım sakin ol. Geçti. Kusura bakmayın. Her şey geçti. Bundan sonraki çaylarınız, kahveleriniz de bizden. Şey, kardeş. Sağ olasın. Mühim değil canım. Vazifemiz. Şey o olay için tekrar kusura bakmayın. Yine bekleriz. İçeri abi buyurun. Buyurun. İyi günler. Size de. Pis adam. İğrenç ifade. Tiksinç adam. İğrenç adam. Allah'ın kim alamadı. Ferhat'cığım böyle gülmeye devam edersen çok kötü bozuşacağız. Çok pardon da ben galiba kendimi tutamıyorum. ben de bayılmıyorum böyle görünmeye ama ne yapalım? Avni Bey'in aklı başına gelene kadar böyle kalacağım. Suzancığım, adamcağız kaç kere anlattı sana. Ya o kadın resimleri böyle kendi kendine açılan sayfalarla e-mail yoluyla geliyormuş bilgisayara. Yani Avni Bey kendi isteğiyle girmemiş o sitelere. Kızma adamcağız, onun bir suçu yok. Hem Sadık'la Yavuz da bir oda bilgisayarla çalışıyorlar biliyorsun. Onlara da aynı mailler geliyormuş. Ya onlar da hiç okumadan bakmadan siliyorlarmış. Ben araştırdım Betiş'cim. O maksatlı sitelere sen girmeden o sayfalar kendi kendine açılmazmış. Ay sen niye erkeklerin her söylediğine inanıyorsun ki? Onlar yakalandıkları zaman yalan çok. Ama o yalanlar aptal kadınlar için. Ben yutmam. Şey, şimdi siz niye Betüş Hanım dolduruyorsunuz? Ay doldurmuyorum Ferhat'cığım. Uyarıyorum. Gözü açık olsun arkadaşımın. İnanmasın öyle erkeklerin her söylediğine. Ay alınma arkadaşım ama bu internet olayı çok sakat. Gazeteler okumuyor musunuz ayol? Her gün yüzlerce evlilik bu chat olayları yüzünden, o abuk subuk siteler yüzünden bitiyor. Vallahi seninkiyle Yavuz'u bilmem ama ben Avni adına yuvam için gerekli tedbiri aldım. Avni'nin aklı başına gelene kadar, o bilgisayarı evden gönderene kadar ben böyle kalacağım. Hatta daha da açılıp saçılacağım. Böyle iyi. En sonunda ben de ona bir e-mail adresi alacağım. Sonra diyeceğim ki geç bilgisayarın başına, aç bakalım postalarını diyeceğim. Tabii o açıp bakmaya başlayacak. Günün birinde o bana gelen şeyler var ya, o kötü postalar, ona da gelecek mutlaka. O açınca hemen başını ekşiyeceğim. Ya ne işin var diyeceğim bu sitelerde. O tabii hemen böyle kendini korumaya alacak. Yok ben selam. O sitelere girmedim falan diyecek. Yavaş. Ben diyeceğim gördün mü? O sitelere ben de girmedim. İşte onlar böyle kendiliğinden geldi diyeceğim. O zaman anlayacak. Kimi dinlemiyorsun? Yok yok başka şahit yok. Lafla anlatamıyorum. Böyle yapacağım. Ya kusura bakma Yavuz. Seni de fazla tuttum. Ben kapatayım artık. Rica ederim Avni Bey de. Hani
Bir 5-6 saattir konuşuyoruz herhalde. Ben size çok yazıyor, ona üzülüyorum. Ya para mühim değil, dostlar sağ olsun. Zaten bu parayı telefona vermesem kesinlikle doktora vereceğim. Ya sorma, öyle moralim bozuk ki, yani öyle sinirlerim bozuk ki. Düşünsene, bir internet yüzünden evliliğim bitiyor ya. Şey Avni Bey, inanın sizinle daha fazla konuşmayı ben de çok istiyorum ama şimdi Eda girdi ofise. Biraz onunla ilgileneyim, isterseniz daha sonra tekrar konuşuruz. Aa öyle mi? Tabii. Sen eşinle ilgilen canım. Önemli değil. Değişen bir şey olmazsa ben seni gece evden ararım nasıl olsa, tamam mı? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Amma sen ne yaptı ya? Anlaşılan Avni Bey Suzan'la barışmadığı sürece sizin başınızın derdi olmaya devam edecek. Sorma hayatım ya. Yani Avni Bey'e mi üzülelim? Bizi saatlerce böyle telefon başında esir etmesine mi üzülelim? Biz de şaşırdık. Yani bir kere kadın takmış, tamam mı? Fikri sabit. Bir inanmayacağı tuttu. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ne diyeyim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.